Merhaba arkadaşlar. Bu videoda DNA regülasyonundan bahsedeceğiz. Biraz daha açıklayıcı haliyle gen ifadesinin düzenlenmesinden bahsedeceğiz. Bir organizmanın genomunu incelediğimizde tüm genlerin transkripsiyon ve translasyon süreçlerinden aynı anda geçmediğini görüyoruz. Aslında bu DNA'nın içinde bulunduğu hücrenin türüne ya da organizmanın içinde bulunduğu şartlara göre değişebilen bir durum. Yani mesela çok hücreli bir organizmadan söz ediyoruz diyelim. Tamam mı? Aşırı basitleştirilmiş haliyle şu yuvarlak şekle bakarsak burası bir bağışıklık sistemi hücresi, burası da bir kas hücresi olsun. Bunlar farklı türde hücreler ama her ikisi de birebir aynı DNA'ya sahip. Gördüğünüz gibi içlerine birer çekirdek zarı da koydum. Yani bunlar ökaryot. Dediğim gibi aynı DNA'yı barındırıyorlar. Gel gelelim bu iki hücrenin organizma içindeki rolleri bambaşka. Üstelik yapısal olarak da farklılar. Farklı yapılara sahip olabilmek için farklı proteinler üretmek zorundalar. Dolayısıyla stoplazmalarının içinde farklı enzim proteinleri barındırıyor olmalılar. Peki bu iki hücre birebir aynı genoma sahiplerse ki öyleler, bu genlerden hangilerinin transkripsiyon ve sonrasında translasyon süreçlerine girip hangilerinin girmeyeceğini ne belirliyor ya da bunun girmeyeceği nasıl belirleniyor? İşte DNA regülasyonu dediğimiz şey tam olarak bununla ilgili arkadaşlar. Sözünü ettiğimiz şey tek hücreli bir organizma bile olsa tıpkı buradaki bakteri gibi tek hücreden oluşan bir canlı bile tüm genlerini Aynı anda transkripsiyon ve translasyon süreçlerine tabi tutmak istemeyecektir. Mesela şuradaki dairenin bakteriyel kromozom olduğunu varsayarsak, şu noktada belirli bir besin türünün sindirilmesinde rol oynayan bir gen bulunuyor diyelim. Hatta bir tane de değil, birkaç tane gen olsun. Belirli bir besin türünün sindirim sürecinde bu genlerin tümüne iş düşüyor diyelim sindirimle doğrudan ilgili olan bu genler aynı anda transkripsiyona girebilirler de girmeyebilirler de. Bunu belirleyen, bu süreci başlatan ne olabilir? Ya da bir örnek daha verelim. Kromozomun başka bir yerinde şurada birkaç gen daha olsun. Bunlara da stres mekanizması ile ilgili genler diyelim. Şimdi bu bakteri kış uykusu gibi bir süre dinlenmeye çekilecekse ve herhangi bir stres altında değilse bu genleri ekspresyon sürecine tabi tutmak yani ifade etmek zorunda değildir. Fakat stres altındaysa ifade etmek zorunda olacaktır. Keza buradaki sindirimle ilgili genler de ortada sindirilecek bir besin varken transkripsiyona girerler. Sindirilecek bir şey yoksa transkripsiyona da girmeye gerek yoktur. İşte DNA regülasyonu ökaryotlarda da Prokaryotlarda da bu şekilde işliyor. Bizse bu videoda daha çok prokaryotlara odaklanacağız. Özellikle de bu bakteriye. Evet. Gen transkripsiyonu söz konusu olduğunda önemli bir kelime var arkadaşlar. Promotör. Promotör başlatıcı anlamına geliyor. Diyelim ki elimizde bir kromozom üzerindeki DNA dizisinin küçük bir parçası yani bir gen var. Ve şu RNA polimerazı bir yere tutturmamız lazım. İşte RNA polimerazın tutunduğu, bağlandığı bu yere promotör diyoruz. Bağlanma gerçekleştiğinde genin transkripsiyonu da başlamış oluyor. Özellikle ökaryotlar söz konusu olduğunda her bir promotör bir genle ilişkilidir ya da her bir genin bir promotörü vardır. Fakat söz konusu prokaryotlar olunca mesela böyle bir bakteriden söz ediyorsak Tipik olarak rastlanan durum birden fazla genin ya da bir gen grubunun bir tek promotörünün olmasıdır. Ve bu promotöre düzenleyici DNA dizisi denir. Bu kısmı gösterelim ve ismini yazalım. Evet, düzenleyici DNA dizisi. İşte şu çizdiğim yuvarlak şekil yani RNA polimeraz buraya bağlandığında tüm bu genleri paket halinde kopyalamaya başlıyor ortada birden fazla genle ilişkilendirilmiş bir promotör olduğunda tüm bu genlerin ve promotörün oluşturduğu kombinasyona operon adı veriliyor. Tabi nihayetinde bu da başı sonu belli olan bir DNA dizisi, bir kombinasyon ve dediğim gibi buna operon deniyor. Bir yanda hey RNA polimeraz buraya bağlan ki transkripsiyon işlemine başlayabilesin diyen düzenleyici DNA dizisi Diğer yanda ise genetik bilgileri tek tek yazılıp kaydedilen genler var. Transkripsiyon sürecinde DNA'daki genetik bilgi kopyalanarak mesajcı RNA ya da mRNA'ya aktarılır. Ribozomlar daha sonra mRNA'ya bağlanır. Burada gerçekleşen translasyon süreci ile hücre içinde hatta kimi zaman hücre dışında çeşitli işlevleri olan proteinler üretilir. Evet ne dersiniz? Konuyu biraz daha kurcalayalım mı arkadaşlar? Evet haydi size bir soru. Bu işlemlerin tüm bu süreçlerin daha sık ya da daha seyrek yaşanmasında belirleyici olan nedir sizce? O zaman gelin hemen ekranı biraz şöyle aşağı kaydırıp devam edelim. Şu yukarıdaki şemada gösterdiğim RNA polimerazı görüyoruz. Dediğim gibi tüm bunlar sembolik çizimlerden ibaret. Şekillere fazla takılmayın tamam mı? İsterseniz süreci çabucak bir tekrarlayalım. Evet, RNA polimeraz promotör dediğimiz yerden düzenleyici DNA dizisine bağlandı. Ardından mRNA'nın ortaya çıkacağı transkripsiyon işlemi başladı. Mesajcı RNA ise genlerdeki bilgileri kodlamaya başladı. Peki ya bu operonun ya da bu belirli gen dizisinin bilgilerini kopyalamak istemeyeceğimiz çevresel koşullar içinde bulunuyorsak ne yapacağız? İşte o zaman arkadaşlar represörleri göreve çağırabiliriz demektir. Represör mü? O da ne öyle diyorsanız, terminatör gibi ne biçim isim diyorsanız, işte şu gördüğünüz şey bir represör. Yani bir baskılayıcı ya da önleyici. Burada da gördüğünüz gibi promotör ile gen dizisi arasına girerek RNA polimerazı bloke ediyor ve onun transkripsiyona başlamasını önlüyor. Aslında bu bir protein ama kara kedi gibi araya giren bir protein. Represörün bağlandığı düzenleyici DNA dizisine de operatör deniyor, operatör. Yani nasıl ki RNA polimerazın bağlandığı düzenleyici diziye promotör diyorsak, represörün bağlandığı düzenleyici diziye de operatör diyoruz. Represör buraya yerleşiyor ve RNA polimerazın işine engel oluyor tabi bu durum zincirleme olarak sonraki translasyon sürecinin de önünü kapatıyor. Hatta kimi zaman başka mekanizmalar da devreye girebiliyor. Bunları birer geri besleme mekanizması olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela bazı durumlarda represör yani bu protein ancak kendisine başka moleküller bağlandığında görevini yapabilir hale geliyor. İyisi mi? Bunu da şöyle çizerek anlatayım. Mesela bu bir represör olsun. Bu represör sadece ve sadece üzerine başka bir molekül bağlandığında işini yapıyor. Bu mekanizmada represöre bağlanan bu parçacıklara korepresör diyoruz. Mesela bir amino asit olan e, triptofan korepresör rolünü üstlenebilir. Ama şimdi bu konuya girmeyeceğim. Gelelim bir diğer senaryoya. Bu defa da tam tersi olsun. Yani daha fazla transkripsiyona ihtiyaç duyuyor olalım. O halde ortamı canlandıran, harekete geçiren bir şeyin devreye girmesi gerekiyor, değil mi? İşte o şey de aktivatör. Buradaki DNA dizisi aktivatörün bağlandığı düzenleyici dizi olsun. Bunu bir çeşit böyle pozitif geri besleme gibi düşünün arkadaşlar. Yani aktivatör miktarı arttıkça transkripsiyon miktarı da artıyor. Aslında belki buna Geri besleme de dememem lazım. Çünkü öyle deyince sanki buradaki genler aktivatörü ya da represörü üretiyormuş gibi bir anlam çıkıyor ama öyle olmak zorunda da değil arkadaşlar. Neyse, şimdilik bilmemiz gereken represör transkripsiyon sürecini baskılar, aktivatör ise harekete geçirir. Şimdilik bu. Tıpkı represörleri çalışır hale getiren moleküller yani korepresörler gibi aktivatörleri aktif hale getiren moleküller de vardır. Fakat bunlara koaktivatör denmiyor, bunlara indüktör deniyor arkadaşlar. Hatta bazı yerlerde endüktör şeklinde ifade edildiğini de görebilirsiniz. İşte indüktörler. Bu protein buradaki operonu aktive edemiyor ama bu indüktörler mesela bir lak operonundan söz ediyorsak bu bir laktoz molekülü olabilir. İşte bu indüktör aktivatörü aktif hale getiriyor. Evet, bakterilerdeki DNA regülasyonu ana hatlarıyla böyle. Ben tabi fazlasıyla basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Ayrıntılara girdikçe çok çok karmaşık ve bir o kadar da ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz. Tüm bu represörler, korepresörler, aktivatörler, indiktörler hepsi hücrenin içinde bulunduğu ortamın ya da daha geniş ölçekte konuşacak olursak ekosistemin dinamiklerine göre hareket ediyor. Tabi bir de çok çeşitli geri ve ileri besleme döngüleri var. Bütün bir genomu tespih taneleri gibi sıraya dizmiş olsak bile tüm bu geri ve ileri besleme döngülerinin birbirleriyle nasıl etkileştiklerini, mekanizmalarının nasıl işlediğini her şeyiyle anlamak çok ama çok karmaşık.